Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Mount & Blade Bannerlord Büyücü Arpası serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde Kutsal Roma İmparatorluğunu tamamen yok etmiştik. Gerçekten bir bölüm boyunca kalan tüm şehirlerini ve kalelerini teker teker kuşattık ve teker teker topraklarımıza kattık. Onun dışında Tunus'ta bir sıkıntı vardı, şu kaleyi kaybetmiştik, onu da geri aldık. Derken şu anda İtalya seferinde kendimizi bulduk abi. Bakalım Roma'yı, Napoli'yi, Palermo'yu ve Ancona'yı alabilecek miyiz bu bölümde, hep birlikte göreceğiz. Şimdi daha büyük sorunlarımız var. Fethi yapmaktan önce kalelerimize saldırılıyor. Öncelikle ilgilenmemiz gereken şey bu. Bu arkadaşmış bize saldıran. Hayırdır kardeşim? Olay yaz. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu? Neyse, en azından mekanı kurtarmış olduk. Mekanı kurtarmış olduk en azından. Oğlum nasıl ya? Ben o kadar... Ya şimdi düşük seviye asker mi topladık biz ya? Beynim gitti tabi. Kötü başladık ama can sıkmaya gerek yok. Moral bozmaya gerek yok. Kardeşim. Sağlığımız, sıhhatimiz, gücümüz yerinde hala. Problem yok, endişeye mal yok. Güzel. Kardeşim, az önce tamamı erdiremediğimiz şeyi şimdi erdiriyoruz. Canını sıkma. Çok fazla yorma kendini. Bu sefer çözdük ama problem yok. Bu biraz bizim için sıkıntı oldu ama neyse, yapacak bir şey yok. Şu askerleri de yenileyelim abi. Gidelim hazır. Cezayir'den yenileyip öyle yolculuğuma devam etmek istiyorum. Ve daha sonrasında bizimkileri de salıp onların da ordu kurmasını sağlayacağım. Şimdi şu an kurulan ordular Roma'yı mı kuşatıyorlar lan hepsi? Bakayım. Evet, Roma'yı kuşatıyorlar. Burada Roma yakınlarında gördüm onları. Vallahi Roma'yı alırlarsa benim için müthiş olur yani, daha ne isteyeyim ki bunlardan? Roma'yı alırlarsa benim için çok müthiş olacaktır abi. Al abicim şu askerleri. Ben bizimkileri genelde yanımda taşımayı sevmiyorum. Çünkü bizimkiler kalabalık asker topladığından dolayı diğer ordulara çok yardım ediyorlar. Benim yanımda olurlarsa bana yardım ediyorlar ama bu sefer diğerleri yeterince büyük ordu kuramıyor. Ben zaten her türlü işimi görürüm diye bunları genelde salıyorum. Diğerlerine yardım etsinler diye. O yüzden de bugün de salacağım yine. Gidelim hemen hızlıca Roma taraflarına. Orada denize çıkalım. Ve bu İtalya krallığını artık tamamıyla ortadan silmek istiyorum. İlk defa bana uzun bir aradan sonra mağlubiyet yaşattılar abi. Bu unutulmaz. Bu unutulmaz. Ben bayağıdır mağlubiyet yaşamıyordum ya. Bayağıdır mağlubiyet yaşamıyordum. Bu benim için gerçekten kötü oldu. Onur kırıcı. Fire Point'ten inelim ya. Onur kırıcı falan değil. Ben her türlü güçlüyüm de. Bakalım ne olacak, bunlar gidecek mi birilerine? Nereye gidiyorsunuz la? Oğlum gidin millete yardım edin diye saldık size. Kimseye yardım etmiyoruz. Bak Roma düştü. Çünküler hemen aldılar Roma'yı. O zaman gelin benim yanımda. Hiç boşuna uğraşmayın. Uzakta falan kim var kim yok. Gelsin abicim. Güzel. Güzelce ne bir ordu kurdum. Bunlar da Napoli'yi düşürüyor. Şunları yakalayın hemen. İşte bu. İşte bu. Arayı aldık hemen. Ne oldu? Ordu mordu. Bir şeyler yapıyordunuz ha? Ne oldu? Ne oldu? Adı şekil şukul şemal yapıyordunuz. Yemezler koç. Yemezler. Yemezler. Tokatladık hemen. Adamı böyle tokatlarlar. Boşuna kırpınmayın. Bu arada çok yüksek servet sahibi olduğum için elimdeki ordunun hemen seviyesini çok hızlı arttırabilirim aslında. Bizimkiler zaten bunların hemen Napoli'sini falan tokatladılar yani. Ben de olay yerine bu sefer intikal edersem çok daha büyük mevzular dönecek yani. Bana gerek yok abi, bunlar hallediyor zaten. Ben gideceğim ordumun seviyesini arttırayım hemen. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ordu seviyesi arttırmak için öncelikle şöyle bunları topluyorsun kardeşim. 1 milyondan fazla para harcadım. Ben bunları geliyorum. Öyle ne kadar fazlalar değil mi? Geldim. Attım. 100K tecrübe geldi. Tüm ordu terfi aldı. Arabok. At yetmiyor ama at. Benim normalde atla hiç sıkıntı yaşamazdım ama elimdeki atlar bitmiş herhalde. Normalde hiç atla problemimiz olmazdı ama bitmiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi o yüzden atla birlik yapmayacağız. Oo, yine mi yetmiyor lan? 10 seviye mi oldular? 10 seviye ne ara oldunuz ya? Ne ara oldunuz abi? Ne ara oldunuz?
Allah Allah. Allah Allah. Ankona'ya gidip alalım. Geldi mi herkes? Şimdi baba yiğitler gelsin. Bize de Ankona yolu yoruldu çünkü. Diğerlere 3'ün Napoli'yi alıyorlar. Alacaklar. Birazdan. Oo, Roma'yı da bana verdiler de. Roma bok gibi bir yermiş ya. 2800 ne ya? Refah çok kötü de. Şehirlerin bana verilmesini her türlü hoş karşılarım. Çünkü bizimkiler koruyamıyorlar abi. Asker basamıyorlar içinde. Ekonomileri kötü oluyor lordların genelde. Ben kral olduğum için bende bir sıkıntı yok. Benim ekonomiyle alakalı bir problem yok. Zaten ben tüm lordlardan vergi alıyorum abi. Yani ben zengin olduğum için. Bende bir problem yok. Oh 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 oh. Oh. Akıyor maşallah akıyor. Napoli de geldi. Bu kim lan? Ben kimsin de? Waterford'dan sonra bir yerde aldı. Oğlum bu adam bizim ta ilk başlarda lordumuz olan yoldaşlardan biri lan. Bu adama da ikinci şehri yeni vermişiz. Bu adama da ikinci şehri yeni verebilmişiz yani. O kadar fazla yeni lord aldık ki artık biliyorsunuz lord çekmiyorum. Yani yanıma gelirse belki çekerim de. Çok da fazla uğraşmıyorum artık. Zaten çok fazla lordum var. O yüzden çok da ihtiyaç duymuyoruz artık hocam lordlara. Biz alacağımızı aldık. Gücümüz zaten yerinde. Çok da lorda morda ihtiyacımız yok. Adamların 3 şehrini birden aldık hemen. Son bir tane şehirleri kaldı. Bir Palermo kaldı galiba. Değil mi? Bir Palermo kaldı. Ancona'da düşünce bir Palermo kalıyor ellerinde. Vallahi kardeşim. Bunun şurasında daha 6 dakika olmuş. O yüzden bir videoyu beğenin. 6 dakikada krallığı sildik yani ya. Bu adam daha ne yapsın yani. 6 dakikada adamların krallığını sildik. Başka bir savaş düşünüyorum şu anda. Acaba kime saldırsam diye. Böyle de bir kudret. Böyle de bir güç. Böyle de bir şan. Böyle de bir şöhret. Böyle de bir devlet. Yani kardeşim. Herkese nasip olmaz. Ancona da alındı. Akadan 16 yaşına basmış. Çocuğun ismini, çocuk o kadar değersiz gördük ki çocuğa isim bile vermedik ya. Vallahi çocuğa isim bile vermedik ya. Şehri de bana verdiler. Burası güzel, buranın refahı falan da iyi. Buranın refahı falan da iyi. Sonra. Şöyle yap. Biz diğer yerdeki training'i ayarlamadık ha Roma'daki. Roma'daki training'i ayarlamadım. Palermo'yu ne ara aldınız lan? Oğlum az sakin la. Palermo'yu ne ara fethettiniz ya? Bu çocuklar çok hızlı çıktı ya. Yavaş oğlum. Yavaş lan. Palermo'yu da bana verdiler bir üstüne. Böyle bir krallık görülmedi ya. Yani 10 dakikada krallığı tarihten siliyorsun abi işte. Yani bir krallık görüyorsun abi. Abi ben bunu tarihten sileceğim diyorsun. 10 dakikada siliniyor yani. Böyle bir devlet, böyle bir kudret, böyle bir güç. Yani ne diyeyim abi ben bunu şimdi ne diyeyim yani buna. Adamlar bir de hediye olarak bana veriyorlar yani. Palermo'yu geliyor adam hediye olarak diyor ki kralım diyor ben senden daha iyi bir seçenek göremiyorum diyor burayı yönetecek diyor. Al senin olsun diyor. Ben de ne diyeyim yani reddedemem ki abi. Bu kadar övdüler yani. Reddedemiyor insan. Adamların lordları vardı. Ne oldu bunların? Lordu mordu kalmadı mı ya? Lord vardı bunlarda birkaç tane. Bunlarda Lord Mort kalmadı mı abi? Ne yapacağız bunlarla biz? Şu an diplomasi modunu yüklesem var ya elimde 60 tane hane olurdu bak. Size bir şey diyeyim mi? Diplomasi modu olsa 60 tane hane olurdu şu an elimde. Hepsiyle elçi yoluyla konuşur. Alırdım. Ama diplomasi modu yok. Katma devam ederken Steam'den diplomasi moduna bakacağım. Güncelleme gelmiş mi? Geldiyse işler değişir. Geldiyse işler değişir kardeşim. Bekle şu mancınıklar vurmaya başladı mı bakacağım. Diplomasi moduna güncelleme gelirse işler değişir abi. İşler çığırından çıkar. Diplomasi. 4'ü al. Diplomaci. Bakayım. V1.1.0 için hala diyor. Yok. Yok. Gelmemiş. Yani sanırım çalışmaz yani. Ya çalışır da crash verdirebilir. Çalışır yüksek ihtimalle de crash verdirir diye düşünüyorum. Hadi garnizon da açlıktan öldü. Oğlum kralı da sildik lan. Oğlum biz Roma Mama diyorduk. Bizans savaşına geçeceğiz ya herhalde.
Oğlum ne oldu bu krallıklar? Niye bu kadar zayıf bunlar ya? Bunlar niye böyle 10 dakika dayanamadı abi bunlar? Hani yeterince etkinlikle saldırsam, yeterince yetkin bir ordu kurup öyle saldırsam demek ki 10 dakikada dayanamayacak. Kondisyonu çok düşmüş bu krallıkların ya. Şu kondisyon problemi yaşıyoruz. Bu krallıkların kondisyonu çok düşmüş ya. Bu ne abi? Aşırı düşük ya. Çok düşük kondisyon. Böyle olmaz. 10 dakika dayanamadılar abi. Yeni neslin kondisyonu çok düşük. Böyle olmaz ki ama yani. Biraz dayanın hocam. Biraz dayanın. Bu kadar hızlı bir şekilde kayıp görülmedi yani bu. Da aynı hanedansınız. Sen de aynı hanedansın değil mi? Bunlardan bir şey yok. Yani bu krallık kalmadı abi ellerinde adamların. Vallahi ne anlatayım? Orion, sen gel bakayım. Hadi bak, kimseye vermediğim fırsatı sana veriyorum. Lord Orion, kimseye vermediğim fırsatı sana veriyorum. Bu fırsatı değer, bak hiç düşünmeden seçiyorum bak. Fırsatı değerlendirirsen değerlendirirsin. Değerlendiremezsen yapacak bir şey yok kardeşim. Değerlendiremedin. Ya yapacak, bu Güzide Krallığa katılacak fırsatı sen değerlendiremedin. %80 ne başarısız oldun. Beni ilgilendirmiyor. Save alalım da şurada bu kadar iyiyken. Yani sana büyük bir şans verildi. Başına talih kuşu kondu ya. Başına bir talih kuşu kondu abi. Ama sen bunu değerlendiremedin. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sana biz büyük bir fırsat verdik. Ama yapamadın. Hocam bunlarla barış. Oğlum siz de yani krallığı yemişiz zaten yani. Barış yapsanıza kardeşim. Allah Allah. Şimdi Bizans savaşına gireceğiz. Arkada problem yaşatacaklar. Adam gibi yapın barışınızı ya. Tamam, yediğiniz aferin güzel. Helal hoş olsun da. Öyle de olmaz yani. Bir barış da yapılsın. Bu da barış düşünülsün yani. Belanor. Sen de bir hane reisi değilsin. O zaman hiç şey yapmaya gerek yok. Hocam bir Macar savaşı gelsin. Kingdom of Hungary. Bir Macar savaşı. Kingdom of Hungary. Bunları bir yiyelim. Bunları bir alalım size zahmet. Beni yormadan siz kendiniz çözün ya. Beni uğraştırmayın hocam. Hadi kardeşim. Bir tane mi ordu kuruldu? Bir daha fazlası lazım. Bir tanesi yetmez. Hadi abi. Bak şu savaşta denge defansif. Bunu da dengeliye dön. Bunu da saldırgan. Hadi kardeşim. Bunu kursanıza ordu. Kursanıza ordu. Bu adam tek başına mı savaşsın? Allah Allah. Saygı kalmamış ya. Hiç saygı kalmamış. Koca Lord tek başına mı savaşsın? Adama az destek verin, kol kanat gerin ya. Yok. Yeni neslin kondisyonu çok düşük. 2 dakika önce savaştılar diye hemen Macar Savaşı'nda yatmak istiyorlar. Gelin de ben sizi bir asker takviyelerine boğayım. Gel gel. Gel ben size takviye yapacağım gel. Acemi macemi. Gelin ben size yüksek takviyeler yapacağım. Gidin ki ordu kurun yani. Bu şekilde devam etmez bu iş. Şimdi şu Venezia'dan al abi hepsini. Al 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 al. Bu adamlar bu şekilde devam edemez. Ben buna müsaade etmiyorum. Al abi. Yüksek seviyeleri vermişim. Yüksekten başla. Güzel. Al abi. Al 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 al. Beslediklerimi de salsam iyi olur aslında. Bunları ordudan at diyeyim. Ordudan at. Ordudan at. Ordudan at. Verdiklerimi salmak lazım. Karışmasın sonra. Bunlar yeterince güçlü. Ordu kurabilecek vaziyetlerdeler şu anda. O yüzden onları atıyorum. Al abicim. Ordudan at. Koskoca Apanes'in gezdiği asker sayısına bak. Yakışıyor mu? Yakışmıyor bence yani. Ben senin adına söylüyorum, bence yakışmıyor.
Bence yakışmıyor abi. Hadi gel. Gelin şimdi Cenova'ya doğru. Güzel bir ordu kurdular. Bak şurada Bedzin Kalesi'ni kuşatıyorlar. Orayla ilgilenelim. Simir. Nasıl bir şey kurdun? Helal lan Simir. Benim attıklarımdan güzel bir ordu kurdu. Semi sen de git evladım. Sen de git. Yeterince adam verdik sana. Sen de git. Verdik ya oğlum. Daha ne istiyorsun? Al evladım Donchat. Sen de git. Bunları besliyorum. Daha büyük ordularla geçsinler, kursunlar diye. Anladın mı? Her şey planlı programlı. Her şey planlı programlı İltas. Git evladım. Güzel. Git kardeşim sen de. Düşük seviyeler, düşük seviyeler. Onlar yükseltir seviyesini. Her şeyle de biz ilgilenemez. Her şeyle bu adam ilgilenemez. Ben acemi olarak veriyorum. Onlar daha üst kademe olarak şey yapsın. Kardeşim 112'lik istiyorsun sen. Tamam. Senin 130'dur limitin. Senin 105 o zaman sen benimle dolaşma zaten. Şuradan bir adam toplayayım. Şehrin erzağını sömürmeyin lan. Şehrin erzağını sömürmüşsünüz yani benim dememe gerek kalmadan. Şehri batırmışsınız. Burası gayet zengin bir şehirdi ya. Burası gayet zengin bir şehirdi abi en son bıraktığımda. Vallahi kardeşim sömürmüşsünüz. Bir savaş açtık. Sicilya ya. Hemen tüm şehrin ağzına sıçmışsınız yani. Böyle olmaz ki ya. Allah aşkına ya. Şehir kimin şehri? Bizim şehrimiz. Hepimizin şehri ya. Şehre bunu yapılmasın. Bu şekilde davranılmasın hocam lütfen. Koca şehri ne hale getirdiniz ya? At bakayım. Gidin siz de bir ordu mordu bir şeyler kurun. Gidin kurun. Çabuk. Tam tamına yetti lan şu an. At abi. Orak. Molası geçti zaten Orhan Moran. Sovyetler daldı abi. Onların zamanı geçti. Orak çekiçleri atmamızın zamanı geldi. Güzel. At abi. Oh 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 oh. Oğlum süvari. Süvari yolundan gitmeyelim ya. Süvari yaptırıyoruz bunları. Alıyor ondan sonra bir boka yaramıyor. Şöyle yapacağız. 40K'da bunlara geldi. Neyse 64'te süvarilik birlik var. Onları çok da yapasım yoktu zaten. Nereye gidiyoruz? O kale düşmedi inşallah. Bak bir tane kaleyi kuşatıyorlardı adamlar. Ha, nereyi kuşatıyorlardı? Bedzin'di galiba. Güzel. Yani bu arada benim dışımda 4 tane ordu var. Bir de ben kuracağım. Gayet güzel. Krallığın durumu gayet iyi abi. 5 tane koca ordu kurduk yani daha ne olsun. Daha ne olsun. Benimki biraz pek koca bir ordu değil ama olsun. Olduğu kadar. Gel kardeşim sen açlıktan bayılmışsın. Senin ordu bir kendine gelsin benim yanımda. Bu adam gariban açlıktan bayılmış abi. İstemi savaştan sonra serbest mi bırakıldı lan istemi? Esir mi düştün? İstemi nasıl ya? Nasıl ya? İstemi nasıl esir düşersin abi? Nasıl mümkün olabilir böyle bir şey ya? Orada şu yenilerini bir de çağır abi. Büyüyen bebeler vardı. Lan Eren 6 öldü mü? Eren 6 yok. Lan ben Eren 6'yı evlendirdim lan. O başkasına gitti. O gitti abi onu evlendir. Eren dur bakayım. Eren. Lan kime gitti hem de? Holy Roma'da vermişim çocuğu. Çocuğu. Zaten berbermiş ya bu da. Hamile bir de lan. Üf. Ben bunu erkek sanarak verdim ya. Çocuğun cinsiyetinin farkına varamadık abi. Orada bir ufak çaplı bir kriz yaşanmış olabilir. Hocam yani bakın İtalya'daki sefer çok iyi hızlı bir şekilde bitti de. Macar seferi niye bu kadar yavaş? Ya böyle olmamalıydı bu iş. Bu iş böyle olmamalıydı. Bu da hızlı ilerleyebilirdi diye inanıyorum. Burada niye böyle bir
Kriz yaşanıyor. Ya Ragamva'dan artık toprak vermekten bıktım ya. Ragamva şu 100-100-100 kendine harcayacağına bir ordu kur ya. Büyük bir ordu kur ya. Lan gözün doysun lan. Benim kadar toprağım var. Vallahi gözünü doyursun ya artık. Yeter be abi. Yeter be abi. Oğlum gelmeyin, gelmeyin lan. Kuşatmadınız diye geldik zaten buraya. Niye geliyorsunuz buraya? Yani yoksa ben başka bir yere kuşatırdım. Sen de niye aynı yere kuşatıyorsunuz? Neyse. Zagreb'deki garnizon öldükten sonra saldırayım ya. 326 tane garnizon var. O bana büyük bir kayıp yaşattırır. Gerek yok. 326 kişi abi. Boşuna onlardan kayıp yaşatmayalım. Ordumuz tamam belki sayımız sınırsız ama yine de beklemek lazım. Yine de beklemek lazım. Ben trebüşelerin inşasını unutmuşum. Hocam yeni trebüşelerin hemen emrini verin. Kırınla şurayı. Şu adamı yakala onu. Onu kovala oğlum cerrah. Hadi koçum. Ben de şu garnizon öldükten sonra şehre gireceğim. Aceleye gerek yok abi. Garnizon paşa paşa ölsün ondan sonra gireriz. Bu kadar adam boşuna kaybedilmesin. Oğlum bu Macarlar çok trin trin dolaşıyor etrafta ya. Hayırdır oğlum size? Siz bir de ölsenize garnizon. Artık öl. Artık bunun zamanı geldi. Yeterince yaşadın yani yeter. Oğlum ölün lan. Ne sen niye bekliyorsun burada ya? Şu garnizon hala niye gitmedi? Benim her zaman bitecek hadi lan. Benim ordu aç kalacak artık. Lan hadi oğlum. Burada bekleyip bir sonraki kalede direkt charge vereceğim. Burada kaybetmediklerimi orada kaybedeceğim. Oğlum gitsene artık. Ne dayanıklı adammış bunlar ya. Hala kaybetmediler bir şeyler ya. Ne dayanıklılarmış ya. Oğlum şunların köyünü möyünü yağmalayın lan. Zagreb. Gireceğim bak. Vallahi sabır taştı artık. Vefa da felaket azaldı şehrin ya. Seçenek. Kardeşim. Bu kadar. Beklettiniz bizi boşu boşuna ya. Niye adam gibi paşa paşa gitmiyorsunuz zamanında? Bir tane yeriniz kaldı şimdi. Paşa paşa zamanında gidin abi. Kimse sizden başka bir şey istemedi. Zagreb'i de bana verin. Onu da ver. Orayı da ver. Bizanslılara karşı savunma üssü yaparım orayı ben. Ver. Bizans'la savaşa gireceğiz çünkü az sonra. Bizanslarla şeyler yapmamız gerekecek. Elit trupu boş ver. Zagreb'in garnizon kışlası çok kötüymüş diyeceğim. Değil. Niye o kadar az garnizon alıyor? Bilemedim. Garnizon kışlası da kötü değil ama çok az asker alıyor içeriye. Donchat. Gel dayı oğlum. Kuzime geliyorsun sen de gel. Gel ikimiz birlikte. Şurayı hemen yiyelim abi. Gel. Gel. Buzim kalesi bizim kale. Gel. Burada direkt charge'ı vereceğim vallahi. Beklemem. Koçbaşıları falan inşa edildiği anda girerim. Dur kırılmış kırılmamış. Umurum dışı. Dur kırılmış kırılmamış ben anlamam kardeşim. Ben saldırıya başlarım. Bak bu arada sur kırılmadan girmem abi. Hayvan gibi kayıp verdiriyor o zaman ya. Sur kırarız öyle gireriz. Oğlum bunlar da sürekli kaç tane orduyla dolaşıyorlar da ordu değil yani onlarınki. Ben tek başıma 345 kişiyle dolaşıyorum. Bunlar ordu diye 190 kişiyle dolaşıyorlar ama ordu değil ki o. O ordu değil. Benim gözümde o ordu değil yani. Normal bir birlik o yani. Normal bir lordun taşıyabileceği bir büyüklük. Başka da bir şey değil. Gel sen de gel. Hepiniz gelin. Bir tane kaleye hepiniz gelin. Hepiniz gelin abi. Çok mu beğendiniz kaleyi? Niye bu kadar kişi geliyorsunuz?
Ne oldu? Niye durdu lan oyun kendi kendine? Ha, birinin ordusu dağılıyor. Allah Allah, oyun kendi kendine durdurdu az önce. Yani bana ne oğlum ordusu dağılıyorsa, beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bir durum yok. Kuzim artık bizim kale oldu. Dağıt orduyu. Hocam şu barışları istediğim gibi yapabilsem çok güzel olacak da işte bazı şeyler. Bunları istediğim gibi yapamıyorum. Şimdi Bizans kaldı bir tek. Diğerlerini adamdan saymıyoruz. Bizans. Bizans'ı da çok da uğraşmaya gerek yok. İstanbul'u alsak yetecek. 6 kent 10 kalesi varmış. Gücü de 7000. Roma'nın savaştığımızdaki gücü 10.000'di. Bizans'ın askerleri daha güçlü falan desek her türlü çakarız abi, sıkıntı yok. Ama ben donanmayı Akdeniz'e getireceğim. Donanmayı Akdeniz'e getireceğim ben. O Viking donanması var ya, o yeni donanma. Onların hızı da yüksek. Onları benim Akdeniz'e getirmem lazım. Diğer donanmayla falan uğraşmayayım. Oğlum barış istemiyorsunuz. Niye yani? Ya barış yapsanız, adamlar kalelere konacak sonra Bizans'la falan savaşırken. Obidor gel lan. Gel çocuk, aç. Obidor. Dibimde değil mi oğlum ben, bu Bobidor'u niye alamıyorum? Gel. Gel. Bobidor niye ayrılıyorsun? Ben sana erzak vereceğim. Gelsene. Gel. Lan dingil. Gel. Gel de erzak al diye sana bağırıyorum. Aç kalmışsın. Birliklerin ölüyor boşuna. Birliklerin yenilensin, yoksa seni sevdiğimden çağırmıyorum yani. O adamların benim için önemi var. Şuradaki Fairy Point'e koymuştum yanlış hatırlamıyor isem donanmayı. O Viking donanmasını sanırım oraya koymuştum. Yoksa senin adamlarının falan yani benim için bir önemi, senin önemi yok adamların için. Başka bir şeyden değil. Derleyin abi seni. İste mi Göteborg'da turnuva kazanmış lan, iste mi? Oğlum yazıklar olsun, sen nasıl savaş kaybedersin ya? Sen nasıl kaybedersin ya? İnşallah benim Dublin bir sıkıntıda değildir bu arada. Dublin'e bayağıdır bakmıyoruz. Vallahi Erza artı 2'de 14.000 defa var. Anca bu kadar taşıyor herhalde köyler. Daha da fazla sanıyorum ki taşımıyor yani. Daha da fazlasını diyor ki adam olana çok bile kardeşim. Biz bu kadarız. Biz bu kadarız. Bize bu kadar yeter. İyi. Binicilikte puan kazanmış Bumin kardeşim. Güzel. Bumin bizim veletti değil mi? İsteminiki değil. İsteminikini zaten klandan kovduk. İsteminikini kovduk direkt abi. Başka bir klana direkt naklettik onu. O şekilde oldu o biraz. Bunda bir sıkıntı oldu ama yapacak bir şey yok. Sen bir çekil bakayım. Sen git artık. Şu filo bu arada hangi pilot? 9 hızındaki filo ya. Hangi filo olduğunu görebiliyor muyum ki bunun? Onluk bir Viking filosu vardı. Onu nereye koydum ya? Boat support. Hulk. Filo değil abi. Diğer filolar neredeydi acaba? O Viking filosunu kim bilir nereye koydum. Bir daha uğraşasım yok. Bir daha o filoyu yapasım yok da. Değil mi, bir gelsin. Değil mi, kim bilir nerede. Nerede bu dingil? Birliğimde mi? He, hoş geldin. Senin arkandan konuşuyorum zannettim de arkandan konuşmuyormuşum ya. Pardon. Ben arkandan konuşuyorum zannetmiştim. Yanlış oldu. Gel bakayım delikanlı. Yarın da hepsi gelsin. Şimdi sana bir asker bağışlayacağız. Mecburi olarak. Yoksa sana çok saygı duyduğumdan falan değil. Seni çok sevdiğimle falan alakası olduğunu zannetme. Öyle onunla bir alakası yok. Gidip enayi gibi kaybetmişiz sonra. Yani senin gibi birinin turnuva kaybetmemesi lazımdı. Demeyeceğim yani hiç. Boşuna mırın kırın etme. Bu söylediğim tüm lafları hak ediyorsun. Ben boşuna bu donanmayla geliyorum. Benim Akdeniz'de zaten Cenova'da donanmam var yani. Boşuna bu donanmayla o zaman gidiyoruz.
Antes'ten mi gideceksin? Git nereden gidiyorsan git. Şimdi orada zaten hızlı bir donanmamız var. Ben Viking donanmasını getireyim dedim de orada değilmiş. Nereye koyduğumu da unuttum ya. Muhtemelen şehre koymuşumdur da nereye? Ha, koyulacak bir şey yok. Hamburg'a koymuşumdur o zaman o donanmayı ben. Bence Hamburg'da olabilir o. Buna bakmanın kolay bir yolu var mı ya? Bence Hamburg'dadır o yüksek ihtimalle. Şuraya gideceğiz bu arada. Şu Fede Point'e donanma. Oraya gitmemiz lazım. Sonra da Bizans Savaşı. Şu an savaştayız aslında da. Savaştığımız devletleri artık bizimkiler devlet olarak saymıyor. Seni arttırsınlar. Bizans'a karşı çok büyük bir harpte bulunacağız. Bizanslıları çatır çutur yiyeceğiz abi. İstanbul'u direkt olarak atma niyetindeyim. Büyük bir orduyla hatta ilk başta ben İstanbul'a direkt saldırmak istiyorum yani niyetim bu. Direkt imparatorun şehrine gireceğim. Sonra oradan Atina derken bir şeyler yaparız. Yani zaten çok da fazla yapacak da açıkçası bir şey kalmadı. Dünya fethine doğru gidiyoruz yani yapmayacağız dedik ama yani şu an dünyanın yarısı benim oldu yani yarısı. Dünyada kaç tane şehir var? Ben Avrupa benim yani şuraya bak abi. Avrupa'da başka bir şey kalmadı artık. Desek dünya fethi de yaparız da işte. Dünya fethinde sıkılırız diye çok yapasım da yok. Gel bakalım. Hocam şunu bir fulle. Sonra. Mesafe olarak uzaktakiler. Keyfi olarak uzaktakileri çağırıyorum. Çünkü. Bu arada. Adamları az olanı çağır. Az adamları çağır. Büyükler ordu kuracak çünkü. Adam sayısı fazla olanlar ordu kuracak. Tamam. Yüzden fazlasını çağırma. Onlar ordu kuracak olanlar çünkü. Onları boş ver. Onlar hane reisleri. Büyük hane reisleri hem de. Bunları bırak. Sakın Palermo'dan inme. Sen onu yaparsın diye. Bak yapıyormuş gördün mü? Son anda çevirdim. Biz boşuna malımızı biliyoruz abi biz. Malımızı biliyoruz. Açmayacağız bu arada. İstanbul'a demirleyeceğim direkt gemileri. Açma falan gibi bir durumumuz söz konusu. Aslında Atina'yı direkt alsam daha mı iyi olur bilmiyorum. Direkt kaçmama garantisi için İstanbul'a demirleyeceğim gemileri ve erzak alacağım İstanbul'dan. Veyahut Atina'dan da alabiliriz erzağı. Atina'dan bir alalım bakalım. Atina'dan alabilirim. Açma gibi bir durum olmayacak. Ne kadar ordu gelirse savaşacağız. Gerekirse esir düşeriz abi. Bizanslılar çok güçlü ama ya. Bizanslılar çok güçlü. Bizanslılar harbi güçlü yani. Şimdi kardeşim geldik. Anakkale'yi geçtik. Şuradaki Ferry Point'e koy ya. Belki kaçmamız gerekir. Belli olmaz şimdi yani. Kaçmayacağız falan dedik ama belli olmaz. Bir kaçasımız gelir. Hiç o işler o şekilde olmuyor abi çünkü yani. Kaçasımız gelebilir. Bir şeyler olur yani orada. Durumlar o yöne doğru cereyan ederse ona göre hareket ederiz. Durumların neye göre cereyan ettiğine göre değişiklik gösterebilir ne yapacağımız. Bunlar önemli. Size ticaretten de ben şunların kürkünü satayım. Postunu satayım. Tamam. Orada bir gelsin. Gel 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 gelin efendiler gelin. Bizans İmparatoru acaba şu an ne diyor? Bu adam dibimde ordu kuruyor acaba niye? Düşünüyor mu acaba? Adam burada ordu kurmuş ya hiçbir şey yok ya ne olacak yani? Ne olacak kardeşim adam alt tarafı bir tane ordu kurmuş yani ne yapacak? Ne yapacak? Adamın derdi ne olabilir? Bir tane orducuk kurmuş yani. Olabilir böyle şeyler falan diyor olabilir yani bence. 2000 kişi olduk. Bizans daha da çaplı bir ordu kurabilir. O yüzden İstanbul'u direkt olarak saldırarak alacağız. Hadi bakalım. Diplomasi. Bizans. Savaş açmanın yeri ve zamanı geldi kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Alexios'a karşı ben. Ordular direkt çatırt diye kuruldu. Şimdi dışarıdan büyük bir Bizans ordusunun gelmesine karşın ki Bizanslılar meydanda biliyorsunuz çok güçlüler.
O ihtimale karşı. Nerede lan bu arada? Şuradaymış. İlk önce bir kuşatma kulelerini bildik. Mancınıklardan önce. Taarruz etmemiz gerekirse diye. Taarruz etmemiz gerekirse diye onları bir dikiyorum. Çünkü meydanda karşılaşmayacağım Bizanslılarla. Meydanda beni dövebilirler. Meydanda beni her ihtimale karşı dövebilirler diye bekleyeceğiz abi. Direkt şehre gireceğiz. Bir tane mi ordu? İki tane ordu kuruldu. Peki nasıl bir ordu? İki tane güzel bir ordu kurulmuş. Birlikte gezerlerse iyi işler yapabilirler. Birlikte gezerlerse gerçekten güzel iş yapabilecek iki tane ordu kuruldu. Bir de benim ordu var. Benim ordu zaten devasa bir ordu yani. 2000 kişilik bir ordu güzel. Yani daha fazlasını Poliroma'na karşı kurduk da şu an ihtiyaç olmadığını inanıyorum. Vallahi alacağız. Garnizonu ölecek zaten birazdan. Konstantinopolis garnizonu 200 kişi, onlar birazdan ölecek. Açlıktan. Ondan sonra gireriz. Yani umarım ölürler bu arada. Yani şu an ölecek gibi gözükmüyorlar ama erzakları bitti. Ölmeleri lazım normal şartlar altında. Ama çok da fazla zaman kaybetmemem lazım. Madem ölmüyorlar çat diye gireceksin abi. Uzun zamandır direkt saldırıda bulunmuyorduk. Asker gönderiyordu kabire. Bu sefer asker gönder demeyeceğim. Bu sefer saldıracağım. Böyle gel abi. Okçu şuraya. Bana bir tane okçu komutanı lazım. Sen geri kalanların tamamını şuraya ata. Saldırın abi. Okçu sen dağınık. Her halükarda saldıracaksınız. Bakalım Bizanslılara karşı ne yapacağız? Hadi bakalım. At git oğlum. Uzaklaş buradan. Burada fazla şey yapma. Fazla bekleme yapma. Şimdi adamı hemen... Lan! Oha! Canın yarısını verdik ya. Oğlum ne oluyor lan? Onlar taarruz ediyor. Kaç! Kaç! Onlar taarruz ediyor. Fazla beni yiyorlardı. Ölmüyor lan adam. Kaç kere vurdum, ölsene ya. Ölmen için daha ne yapalım? Bence gayet ölmen için yeterli seçenekleri sundum ben sana yani. Hadi aslanlarım, hadi evlatlarım, hadi. Karabaş, saldır oğlum. Ne biçim olduğunu tamam mı Karabaş? Felaket kayıp veriyoruz ya. Abi Bizans ordusunu görüyor musun? Yakında eziyorlar bizi. Yakında bizi eziyorlar. Okçularım onlara eziyor da yakında onların birlikleri benim birliklerden üstün. İşte bundan bahsediyordum. Mutlu Bizanslar çok güçlü. Mutlu Bizanslar çok güçlü. Baksana normal bir birliğe vursam ölmesi lazım şu vuruşta. Normal bir birlik onunla ölür mesela. Kuancı 107 o vuruşta. Başkası 200-300 yiyor. Gördünüz mü ne kadar güçlüler. Güzel eziyoruz şu anda. Ay üstünlüğümüzü kullanıyoruz. Atmayın lan bana. Ay kalkanınızın. Güzel. Açırtmayın. Açırtmayın. Güzel. Mızrakların dibine girin, vuramazlar. Vursalara bile yüksek hasar veremezler. Dibine girin. Burada bir bomba olacak. Bir C4 atacağım şuraya. Aç kişi yan yana. Bizanslıları uçuracaksın abicim direkt. Hadi ama o savaş dönemlerinde değiliz. Roket atarımız falan yok abi elimizde.
Veya C4 kuramıyoruz. CS'de değiliz hocam. Sen bana bir geldin şekil yaptın. Ne oldu? Aman hocam yardım edin. Ordu yardım edin. Ordu. Hayır. Lan şehir dışına kaçıyor lan bunlar. Koş la koş. Gel la tek kalmışsın gel. Gel bakayım gel. Aman beni alıyor lan. Aldım. Yendim kolaydı es. Savaş büyüklüğü mü düştü ya? Performans. Yo, 1000'de. Yeni de spawn olmamış herhalde daha askerler. Yarasın, yarasın koşuma. Güzel. Geri çekilin ya, dışarı çıksınlar. Orada zaman kaybı. Zaman kaybı yaşamayalım. Geri çekilin. Oğlum geri çekil emri verdik size. Şuraya. F7. Geri çekil. Tam 10 kişi kalmış halledin bari. 10 kişi kalmış halledin bari. Aferin oğlum aferin. Biraz dinleneyim. 11 kişi nerede? Onu da hallettiler. Güzel. İstanbul bizim oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Allah ne diyecek miyiz derseniz kardeşim. Bizde ayrım gayrım yok. Diğer şehirlere ne yaptıysak aynısı buraya da yani. Aynısı buraya da. Diğer şehirlerde ne yaptıysak onlar da aynısını da buraya yapacağız yani. O yüzden çok da fazla şey yapmayın. Kızmayın. Hocam benim evi yakmasaydım bari falan demeyin. Sizin evinizde en az ondan iki kadar yanacak. Herkes de eşit abicim yani lütfen. Bir eşitlik var. Kardeşim gel. Bak neren var senin elinde bir tane kalem var. Çimenlik kalem boşuna gitmesin. Gel hakkın yoluna yeri yer. Bak sen geleceksin ben seni anladım. Sen geleceksin. Boşuna kaleni kaybetmiş olma yani. Ben seni de düşünüyorum bak. Herkesi düşündüğüm kadar gördüğün gibi seni de düşünüyorum. Boşuna kaleyi kaybetme. Çünkü sen bana gelmediğin müddetçe o kaleni kaybedeceksin. Bu arada Anadolu'da toprak sahibi olduk bu sayede. Bu adamın kalesi Anadolu'daydı. Aynen bak. Artık burası. Şimdi. Kardeşim. Şimdi ordular. Ne yapıyorsunuz siz? Bir açlık mı yaşıyorsunuz siz ya? Birilerini yenmişsiniz siz. İyi güzel. O İstanbul'u aldık biz abi. Yani bir şeyler yapın yani siz de. Hadi gözünü seveyim. Hadi. Evet bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.